Sayın Başbakan, evet. Sayın Özdil Nami bir soru soracaktı. Önce onu alalım. Daha sonra alalım Erhan Arıklı'dan. Buyur. Başbakan bitirdiyse eğer konuşmasını. Evet. Bana hitap eden bir şeyler sordu. Şimdi Sayın Başbakan, bizi ikna etmenize gerek yok. Maraş'ın açılması Kıbrıs Türk ekonomisine, Adana ekonomisine fayda sağlar mı, sağlamaz mı? Sorular soruldu. Sizin partiniz bu tip açılımlara son derece karşı iken biz bunları savunduk. Az önce söylendi Gali Fikirler dizisinden tutun. Bunun gibi birçok başka örnekler de var. Dolayısıyla böyle bir açılım, oranın açılması elbette adanın tümünün ekonomisine de fayda getirecek. Kıbrıslı Türklere de, ancak bunun usulü var. Siz sürekli bahsediyorsunuz. Diyorsunuz ki uluslararası hukuka uygun bir şekilde. Ve bu konferansta da bir ortak tema vardı. Biz bunu uluslararası hukuka uygun şekilde yapacağız. Ve az önce de dediniz ki bunun işaretleri var. BM'nin de buna karşı çıkacağını sanmıyoruz dediniz. Eğer uluslararası hukuka uygun bir şekilde olacaksa bunun zaten karşı çıkacak bir boyutu yoktur. Ancak itirazlar, yapılan itirazlar, şu andaki hareket tarzınız, düzleminiz, uluslararası hukuka bu işi uygun yapabileceğiniz yönünde değil. Çünkü BM'yi karşınıza aldınız. Çünkü BM ile diyalog kurmadınız. Ben sizin bir televizyon programınızı da seyrettim, sizi takip ettim. Dediniz ki göreve geldiğimizde elbette BM ile konuşarak yapacağız. Bir taraftan bunu söylüyorsunuz, uluslararası hukuka uygun, BM ile konuşarak diyorsunuz. Ama diğer taraftan da bütün dünya bir tarafa, biz karar veririz ve biz yaparız anlayışıyla devam ediyorsunuz. Buradadır tutarsızlık. Bildiğiniz gibi BM Güvenlik Konseyi'nin karşı çıkacağı hiçbir adımımız uluslararası hukuka uygun bir adım olarak adledilemez. Dolayısıyla bu sorunu nasıl çözeceksiniz Sayın Başkan? Benim somut sorum odur. Yani BM Güvenlik Konseyi kararı oradayken, BM ile konuşmadan, uzlaşmadan uluslararası hukuka uygun nasıl çözeceksiniz bu meseleyi? Onu lütfen bize bir izah ederseniz. Ben izah ediyorum size. Bir kere orası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisindedir. Doğru. O askeri bölgeden sivile dönüştürüldüğünde ve taşınmaz mal komisyonu marifetiyle oraya eski sakinlerinin gelmesi sureti, öyle bir açılım yaptığınızda, yani orada mağduriyet yaşayan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi de günün sonunda gündeme gelecektir. Yani o şekilde bir zeminde, o şekilde bir düzende onların buna, yani oraya taşınmaz mal komisyonu ki uluslararası hukukun içindedir, dünyaca tanınmış bir komisyondur, Avrupa Birliği tarafından tanınmış bir komisyondur, onun vereceği bir karara herhalde onlar da karşı çıkmaz diye düşünüyorum. Sayın Başbakanım, işte bu herhalde ile olmuyor. Sadece Strasbourg'a bakarak taşınmaz mal komisyonunun yetkisi alanı oraya arttırarak yapamazsınız. Çünkü Girne için yok, Mausa için yok, İskele için yok, Güzelyurt için yok, ama Maraş için, Kapalı Maraş için özel bir güvenlik konseyi kararı var. Bilmiyorum. Ve diyor ki BM idaresinde bunu eski sahiplerine. Dolayısıyla taşınmaz mal komisyonunun diğer konulardaki icraatlarına benzemeyen, uluslararası hukuka uymak için ikisini de mutlaka tatmin etmeniz lazım. Hem Strasbourg'u, İnsan Hakları Mahkemesi'ni, hem de BM Güvenlik Konseyi'ni. BM'yi yanınıza almadınız. Konuşmadınız. İstişare yapmadınız. O sonraki iş. BM ile istişare. O sonraki iş. Güzel. Bunun kayda geçmesi önemli. BM ile istişare. Onu da yapacak tek makam Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Başka makamımızı muhatap almazlar. Dolayısıyla diğer eleştiri de o makamın olmadığı bir ortamda bunların böyle değerlendirilmesi de doğru olmamıştır. Evet. Sayın Başbakan, Sayın Doğuş Derya'nın da bir sorusu vardı. Buyurun Sayın Doğuş Derya. Sayın Başbakan, anladığım kadarıyla taşınmaz mal komisyonu üzerinden aslında yasal sahiplerine iadesi üzerine bir politika geliştirilecek. Çünkü vakıflar idaresi de ona başvurabilecek. Şimdi vakıfların hukuki bir dayanağı yoktur. Hiçbir şekilde belge paylaşılmamıştır. Bunu Ahkamül Efkaf'tan tutun da bir sürü anlattık, yani bütçe döneminde niye Maraş vakıf malıdır argümanının yanlış olduğunu. Türkiye'nin Strasbourg'da temsilcisi olarak çalışmış Daryal Batıbay'ın söyledikleri var. Yani Kasım 2005'te Mausa Kaza Mahkemesi'nin verdiği kararın da derhal bozulması gerektiğini ve bunun taşınmaz mal komisyonunun aslında uluslararası olarak kabul görmüş bir mekanizma etkisini azaltan ve elimizdeki bir enstrümanı kaybetmemize neden olan bir karar olduğunu zaten söylüyor Türkiye'li yetkililer başta olmak üzere. Yani
biz istedik diye gerçekler ortadan kalkmıyor. Yani amaç şu anda burası Maraş Vakıf malıdır üzerinden bir iddia ortaya koyup da ortamı daha komplikeleştirmekse bu Kıbrıs Türk toplumunun komple aleyhine olacak bir karardır. Benim soracağım başka bir şeydi. Sandım ki gerçekten yasal sahiplerine, çünkü AİHM'in yasal sahip olarak kabul ettiği 74'te tabu sahibi olan insanlardır. Bunu bir kere bilelim. Yani bir taraftan uluslararası hukuktan bahsediyorsunuz, öteki taraftan uluslararası hukuk hilafına. Arazi vakıflar edersin olabilir. Eğer belgeler ikna ediciyse, eğer belgeler kabul görürse bina yabancının olabilir. Yani günün sonunda her şeyin şimdi otelin veya binanın farklı koşullar olabilir. Mahkemesinde Türkiye'nin üzerine yüklenen bir tazminat yükü var. Onunla ilgili bir açılım yapılmaya çalışılıyor. Burada insanların aslında kullanım kaybından dolayı ciddi paralar söz konusu. Şimdi eğer tazmin edilmeyecekse, çünkü para yok biliyoruz, bu kadar büyük bir meblağ yok. Takas edilmeyecekse TEMEKA'nın yani işlerle başa çıkabilme usullerini sayıyorum. İade söz konusu olacak. Peki sadece iskeleti kalmış binalara, insanlara gelin isterseniz bunun içine yerleşin veya burayı tekrar kullanın dediğinizde o kullanım kaybından doğan tazminat nasıl ödenecek? Veya oranın inkişafı için gerekli fon nereden yaratılacak? Bunlar hep muğlak bırakılıyor. Çalıştay sonrası da herhangi bir açıklama yapılmadı. Zaten muhalefetin, BEM'in esas muhataplarından biri olan Cumhurbaşkanı'nın dışlanması çok büyük bir ayıptır. Komple bu devlete, bir makama yapılmış bir yanlışlıktır. Bunu biliyoruz. Beraberinde Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi Maraş'ın dibinde olan ve bu konuda çalışma yapan akademisyenlerimizin davet edilmemesi çok büyük bir problem. Orada zaten ideolojik bir şey yapıldığı atılan sloganlardan da belli oluyordu. Yani bu halkı bu iş meselenin seçime yönelik bir şov olmak üzere organize edilmediğini nasıl anlatarak ikna edeceksiniz? Ve az önce sorduğum sorularda içinde yani TEMEKA iade edecekse, TEMEKA üzerinden iade olacaksa arada kullanım kaybından dolan tazminatları nasıl ödeyeceksiniz? Bunları açıklamak zorundasınız çünkü hepimizi ilgilendiren bir meseleyi sadece hükümet adına ve oradaki Türkiye'li yetkililerle yapıyorsunuz. Meclisi de bunun içinden dışlıyorsunuz. Dolayısıyla burada bir borcunuz var yani halka bunları nasıl açıklayacağınızla ilgili. Biz iyi niyetimize bir toplantıya katıldık. Az önce söylediğim Metin Feyzoğlu, Barola Bili Başkanı. Onun özel ilgisi ve gerçekten hukukçu olarak bir takım yaptığı hazırlıklar çerçevesinde Ankara'daki yapılan toplantının devamı burada gerçekleştirildi. Dolayısıyla mesele gündeme gelmiş oldu. Meseleye tekrar tartışma açılmış oldu. Sizin söyledikleriniz de elbette dikkate alırız ama günün sonunda Maraş açılımının artık zamanın geldiği ortaya çıkmıştır. Çünkü orası 45 yıldır kapalı. Bu saatten sonra kapalı kalmasında hiçbir anlamı yok. Taşınmaz mal komisyonu marifetiyle dediğim gibi ve iade, büyük ölçüde iade. Doğuş Hanım, iade. İade, başvuran iade alabilir. İade alıp geldiğinde kendisi bilahare nasıl geliştirici kendisi düşünecek. İadeyi aldığında kullanım kaybından dolayı doğan tazminat hakkını nasıl çözümleyeceksiniz? Onu, yılanların, çıyanların cirit attığı bir yerde iade edilmiş yani bir harabeye dönmez yani insanlar. Bugün başka yerleri TEMEKA üzerinden yapılan tazminatlar ya da takaslar en azından oradaki malın raiç değeri üzerinden yapılıyor. Bırakmak ki konuşayım. Daran giden. Daramıyorum. Darama bekle. Topu çevirdiğiniz bekle, için. Topu çevirmem. Topu çevirdiğiniz topu için. Topu çevirmedim hayatımda. Soru soruyorum. Somut bir cevap rica ediyorum. Ben sadece cevabını vereceğim ya. Somut bir soru soruyorum. Cevabını somut vereceğim. Bir cevap rica ediyorum. Sayın, cevabını vereceğim. Yardımlandırmayın bana. Sayın Başbakan. Orası. Devam edelim. Ben bu şeyi bilen adamım. Bakma sen. Şimdi öyle denk de. Bak dinle beni. Orasının değeri 74'te 1 milyon dolardı mesela. 1 milyon dolar. Dinleyin Fazilet Hanım. 74'te o otelin değeri 1 milyon dolar. Şimdi uluslararası kriterlere göre öyle denizin sahilinde bir yerin değeri mesela 100 milyon dolar. Yağmalanmış haliyle sayın. Dinle beni. Kadar. Dinle beni. Sayın. Ya sayın milletvekilleri. Sayın. Dinle ya. Dinle. Hayır. Dinle. Dinle. Sayın milletvekilleri. Sayın başkan. Ne dinle? Sayın milletvekilleri. Bu iş böyle konuşamayız. Bu aynı zamanda insani de bir meseledir. Doğacağım. Unutmayalım. Ya bu, unutmayalım. Yağmalanmış bir yerde. Ben cevabını verdim. Cevabını verdim. Siz. Tamam. Sayın Başbakan. Nasıl istersen. Orası bir arazi 1 milyon dolarsa bugün 100 milyon dolar değerindedir. İade ettiğinizde o iadeyi alan kimse zaten öyle bir değere kavuştuğu için onu kabul etmek durumunda olduğunda bilahare
çok kolay finansmanla oranın tekrar inşası ve ekonomiye kazandırılması hem onun için hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir ekonomik gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o potansiyel vardır. O zaman dünyada turist sayısı 100 milyon insanıydı. Şimdi dünyada turist sayısı 15 milyara çıkmış. O kadar böyle yerler değer bulmuş. Nasıl cevabım? Hoşuna gitti mi? Ben ekonomist cevap verdim. Sayın Başbakan. Ekonomist cevap verdim. Ben çıkar taşınmaz mal komisyonuna da danışmanlık yaparım. Bak verdiğim cevabın çerçevesinde. Öyle sen, bana duygusallık yapmasınlar. 1 milyon dolarlık mal oldu şimdi bilmem kaç milyon dolar. Oradaki hak sahibi zaten kazanmıştır. Uluslararası konjonktür ve bu kadar senede turizmde ve başka ekonomik gelişmelerle mal değer bulmuştur. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti mal tazmin komisyonu vasıtasıyla iadeyi öngörüyorsa bu iadeyle oradaki gerçek sahibi çok büyük bir kazanım elde edecektir. Dolayısıyla mahkeme edecek. Evet burada bir tazminat söz konusu olabilirdi ama günün sonunda bir savaş yaşandı. Bir olaylar yaşandı. Burada da kimsenin bir kabahati yoktu. Dolayısıyla bir yokta da rasyonalite diye bir şey vardır. Anlaşmak lazım. Anlaşmak lazım. Bu şekilde anlaşmakla oranın önü açılabilir. Kimsenin ödeyemeyeceği tazminat veya kimsenin ödeyemeyeceği bir takım bedelleri talep etmek hiçbir kimseyi kazandırmaz. Çünkü orada hayalet şehrin hayalet olarak yaşamaya devam etmesine ancak o çağrışım yapar. Şimdi, dolayısıyla yapıcı olacaksak ve gerçekten mesele çözüm olarak olursak tarafların anlaşması lazım. Bu cevaptan başka da başka cevap kimsese başka cevap veremez. Cevap budur. Türkçe olmasa İngilizce soracağım. Hayır. Teşekkürler Sayın Milletvekilleri. Hayır. I'm asking a very rational question. Evet. Let me ask. Sayın Milletvekilleri. Devam ediyoruz. Sayın Milletvekilleri. Sayın Milletvekilleri. Görüşmelere devam ediyoruz. Üçüncü kısımda. Sayın Milletvekilleri. Sayın Milletvekilleri. Sayın Başbakan cevap vermek isterseniz kürsü sizindir. Sayın Milletvekilleri. Yalnız soru soracaksanız sadece soruyu sorun. Yorum da yaptığınız için ve daha sonra Sayın Başbakan cevap verirken cevap vermeye devam ettiğiniz için bu defa karşılıklı konuşmaya dönüyor. Dolayısıyla Sayın Milletvekilleri. Çok güzel yalnız, cevap verdim. Doğru. Haksızlık yapma ya. Yaratıcı cevap verdim sana. Sayın Milletvekilleri. Nasıl? 3 tane 62'den işte 162. maddesine göre Maraş konusunda konuşma talebi yapılmıştır. Konuşmalar yapılmıştır. Sayın Başbakan'a fırsat verdik. Hepsine birden cevap versin. Soru sormak isteyenler konu önemli olduğu için sorma hakkı veriyoruz ama lütfen yorum yapmadan sadece soru soralım. Çünkü yorum olduğunda uzuyor. Bir başka milletvekilinin soru sorma hakkını engellemiş oluyoruz. Sayın Cemal Özyiğit buyurun lütfen. Buyurun Sayın Fazlı Özden. Önce kendiniz de ifade ettiniz. İşte Türkiye'deki Barolar Birliği Başkanı'yla ve vekilimiz Oğuzhan Hasipoğlu vasıtasıyla bu istişareler uzun bir süredir sürmektedir. Bunlar sizin ifadenizdir Sayın Başbakan. Benim de sorum şudur bu noktada. Eğer dediğiniz gibi uzun bir süredir sizin bir vekiliniz vasıtasıyla bu istişareler sürüyorsaydı ve evet
Her ne kadar Türkiye Barolar Birliği bu işin öncüsü oldu dediyseniz de Başbakanlık himayesinde yapıldığı duyurulan bir toplantıdan bahsediyoruz. 3-4 aydır planlanan bir toplantıdan bahsediyoruz ve biz hep beraber bu işi yaparsak Kıbrıs Türk toplumunun menfaati ne olur diye bir ifadeniz de oldu az önce kürsüden. O zaman ben soruyorum size, eğer gayeniz hep beraber Kıbrıs Türk toplumunun menfaatine bu yola çıkmaksaydı, birincisi Kıbrıs meselesinin çözümüyle alakalı birebir ilgili olan böyle bir konu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de üzerinde kararı olan bir konuyla ilgili. Cumhurbaşkanlığını niçin bu toplantıya davet etmediniz veyahut davet edilmesi gerektiği ile ilgili istişarelerinizi hangi vekiliniz vasıtasıyla yapıyorsanız yapmadınız. Eğer birlik beraberlik çağrısıysa bize bugün bu kürsüden yaptığınız, çünkü altını birkaç kere çizdiniz bu birlik beraberliğin, o zaman burada oturan bizler bugün size ancak da bu vesileyle bu soruları sorma fırsatı bulabilen bizlere, halkın, Kıbrıs Türk halkının parlamentoda iradesi olan muhalefetin liderlerine, vekillerine niye bu çağrının yapılmasına vesile olmadınız? Biz o toplantıya baktığımızda Sayın Başbakan tamamen tek yanlı, tek taraflı, biz yaparız, oluruz mantığıyla yapılan bir toplantı görüyoruz. Bununla alakalı olarak niçin siz gerekli adımları atmadınız ve ısrarla Maraş meselesini bir hükümet meselesine indirgediniz ve günün sonunda bakıyoruz ki Dışişleri Bakanı da ayrıldı salondan şimdi, ama ben çok merak ediyorum Sayın Kudret Özör Sayın ve çıkıp bu kürsüden onun da bazı şeylere açıklık getirmesini istiyorum. Soruyoruz çünkü bu konuşmalar yapıldı Sayın Vekiller. Unutma Sayın Başbakan gayet zeki, Cambridge mezunu bir başbakandır, o beni anlar, hiç merak etmeyin Sayın Gündüz. Niçin Kıbrıs meselesini, hükümet meselesine indirdiniz? Cumhurbaşkanlığı niçin bu toplantıya çağrılı değildir? Kıbrıs Türk halkının iradesini temsil eden diğer siyasi parti temsilcileri ve başkanları niçin çağrılı değildir Sayın Başbakan? Bununla ilgili olarak az önce gözden kaçmış olabilir gibi bir ifadeniz vardı. Evet, şimdi bunu kesinlikle kabul edemeyeceğimizi bir kere daha yineler. Tamam. Sayın Cemal Özdeğit'in de sorusunu alalım da hepsine...